Arkadaşlar programımızın bu bölümünde gene iki minik arkadaşımızla kısa tatlı sohbetlerde bulunacağız. Önce adlarını öğreneyim ben. Senin adın ne? Didem. Didem. Ya senin? Lena. Lena. Evet. Didemciğim, sen bize bir masal anlatacaksın. Anlat bakalım. Varmış ne demiş? Varmış bu başlıklı kız. O başlıklı kız din demiş annesine. Verir misin ekmeği Didem nenene? Veren ama apları. Demiş de anne kızım. Vermez demiş. Demiş dur dur bir şey veren. Ama normal ciddiyorla. Demiş de anne. O da dinlememiz demiş. Ormanla orada toplamış çiçek. Çıkmış kurt. Sonra ne demiş kurt? Demiş ne yaparsın sen burada? Demiş hiç toplayayım neneme çiçek. Nerede? Ha? Evi nerede diye sormuş mu? Hı? Sonra? Nerede? Kur. Nerede? Evin nenene. Demiş işte orada yak. Gitmiş. Kurt. Sonra gitmiş kurt. Demiş hadi ben gideyim evi. O da gitmiş evi. Nenenin evine. Gelmiş nene. Sonra? Sonra gelmiş kurt. Yok. Gelmiş çıran. Kırmızı başlıklı kız. Sonra? Sonra gelmiş. Demiş. Tak tak tak. Gelmiş. Sonra demiş. Kimdir o? Ben başlıklı kız. Demiş. Sonra? Duracağım kapı. Açmış. Sonra giymiş bir kırmızı başlıklı kız. Ne demiş? Demiş. Niye senin bu kadar? Niçin bu kadar sen? Büyük kızların sevda görmek için. Yemiş. Yemiş. Sonra ne olmuş? Yemiş avcı. Yemiş yakını çıkarmış onda doldurmuş taş. Benim annem, hadi. Benim annem, güzel annem, beni al kollarına, kucağında okşa beni, dinlese söyle bana. Benim annem, güzel annem, beni al kollarına. Annemle bir sizdesiniz. Evet, annelere güzel bir hediye oldu buradan. Şimdi sırada gene ne var? Güzel bir şarkımız var mı? Var. Ebru Gündeş gelecek şimdi. Ve ne diyecek? Tatlı Leyla. Evet, alkışlıyoruz. Dünya kalmaz sana bana.
anda da yanımda bir misafir arkadaşımız bulunuyor. Bakalım bu arkadaşınız nereden gelmiş? Nereden geldin güzelim? Prizren. Prizren'den. Adın neydi senin? Canan. Canancımız, Cananımız Prizren'den gelmiş. Hoş geldin Canan. Peki kime geldin? Misafir olarak kime geldin? Candaş'a. Candaş'a. Candaş. Neyin oluyor? Kız kardeşin. Kız kardeşin Prizren'den sana yatıya geldi, öyle mi? Çok güzel. Evet, yanımda bulunan, bu tarafımda bulunan arkadaşımızı da tanıştırayım sizinle. Adın ne senin? Esin. Esin'cim sen kaç yaşındasın? 6. 6 yaşındasın. Bu sene okula yazıldın değil mi? 1. sınıfa. Hı hı. Ama sen galiba bütün alfabeyi ezbere biliyorsun daha okula gitmeden. Biliyorsun. Evet. Hadi söyle bakalım arkadaşlarına, onlar da öğrensinler. Alfabeyi. Hadi çabuk çabuk. A, B, C, Ç, D, E, F, G, M, Ş, G, H, I, Ö, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Bir alkış arkadaşımıza. Aferin sana, çok güzel. Ve sırada son şarkımız var. Son şarkımızı da İbrahim Tatlıses'in taklidini yapan bir arkadaşımız söylemeye çalışacak. Ve ne diyecek? Dum dum. Alkışlıyoruz. Arkadaşlar programımızın bu bölümünde de sizlere minik bir defilemiz olacak. Bu minik arkadaşlarımızın hazırlamış oldukları minik bir defile olacak. Ve göreceksiniz onlar profesyonel mankenlere taş çıkaracaklar. Gelin hep birlikte izleyelim. Yalnız önce bir müzik rica edelim. Arkadaşlar hazır mısınız? Evet. Evet. Loba.
Seçmeye. Evet, geçen son programımızda yarışan arkadaşlarınız var stüdyomuzda ve onlar büyük bir heyecanla bekliyorlar. Siz jüri üyeleriyle birincileri seçmeden önce onları şöyle kısaca bir hatırlayalım, olmaz mı? Varsın olsun sevdim bir kere. Kapı çalınır. 5 yaşındaki küçük bir oğlan kapıyı açar. Kapıda bulunan yabancı sorar. Gazetede okudum. Sizde satılı bir eşek varmış. Çocuk bir iki demeden evin içine yönelerek seslenir. Baba, gel seni arıyorlar. Ağlama da bak, içindeki hisleri. Selinciğim, başka çarem yok. Büyük oğlumu evlendirmek zorundayım. Ya Hasan kardeşim, daha çok küçük. Bırak daha biraz aklı başına gelsin. Amma da yaptır. Aklı başına gelse hiç evlenir mi? Bir lokma ekmek parası ver, sana dua edin. Allah ne isteğini varsa versin. Allah senin duanı kabul etseydi bu hale getirir miydi hiç? Ben önce jürimize hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Seyrettiniz değil mi? Peki, fazla uzatmadan hemen birincilerin seçimine geçelim. Sizce en güzel taklidi, şarkıcı taklidi kimindi? Kim yaptı en güzel taklidi? Bence en güzel taklidi Hülya Avşar'a yapan kız arkadaşımız. Bir alkış arkadaşımıza. Evet, sence? Bence de aynı Hülya Avşar. Evet, gene Hülya Avşar ve sana da soralım. Hülya Avşar benim. Evet, Hülya Avşar'ı buraya alalım. Hülya arkadaşımız, Hülya Avşar'ın taklidini tebrik ederim Hülya'cığım. Sana buradan güzel bir hediye verelim. Ne verelim? Tenis ister misin? Bu güzel sıcak havalarda bol bol tenis oynarsın, oldu mu? Hadi güle güle. Alkışlarız arkadaşımızı. Şimdi sıra komik skeçi seçmeye geldi. Sence en komik skeç hangisi? Bence en komik skeç de satılık eşek. Var mı diyorsun? Var mı, evet. Evet. Bir alkış bu arkadaşlarımıza. Sence? Bence de aynı. Sence de aynı. Sence? Satılan eşek aynı. Aynı. Bir güzel alkış bu arkadaşlarımıza ve onları da ben buraya alayım. Kimler yapmıştı o skeçi? Evet, sen, başka? Evet, seni de. Başka bir arkadaşınız daha, evet, var. Sizleri de ben tebrik ediyorum. Tebrikler, tebrikler. Aman ne çok terlediniz. Tebrikler. Evet, size de güzel birer hediyemiz olacak. Buyurun. Buyurun. Sana da bunu. Evet, güle güle alkışlıyoruz arkadaşlarımıza. Sevgili arkadaşlar, birincilerin seçimi de böylece bitmiş oldu ve bu programımızın da sonuna geldik. Uzun bir süredir birlikte olduk, ayda bir sizlerle bu programımızla. Birlikte güldük, birlikte oynadık, eğlendik. Anlatmış olduğumuz masallarla, hikayelerle,
yapmış olduğumuz tatlı kısa sohbetlerle sizlere yararlı bilgiler de vermeye çalıştık bu arada ve geldik programımızın sonuna. Başka daha değişik programlarımızda tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bu programımızı birinci olan parçayla sona erdirmek istiyoruz ve Hülya arkadaşımız Hülya Avşar'ın taklidini yapacak. O şarkıyla sizlere veda edeceğiz. Allah'a ısmarladık, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sen benim canım, sen kara sevdalım, bir şeyler söyle.